Peki. Tamam, kaydediyoruz. Bir şey kaybetmedik. YouTube'da sadece canlı izleyemeyecekler. Yalancı çıktık. Peki, şimdi hızlıca başlayalım. Çok affedersiniz, beklettik. Şimdi biz ne konuşuyoruz? Davranış yönetimi konuşuyoruz. Daha öncesinde de davranış yönetimine ilişkin sistematikleri konuştuk. Biz bu yayını İlgi Otizm Derneği adına yapıyoruz. Kamu yararına bir dernek İlgi Otizm Derneği. 1988 yılında kuruldu. 32 yıllık bir dernekten bahsediyoruz. Ve derneğe ait de bir rehabilitasyon merkezi var Ankara'da. Kamu yararına Bakanlar Kurulu kararıyla, o yüzden biz de kamu yararına bu eğitimleri yapıyoruz. Benim sosyal medya adreslerim, bu adreslerden ne yapabiliyorsunuz? Takip edebiliyorsunuz, zaten biliyorsunuz. YouTube'da da takibi alırsanız ve orada bir çan işareti var, onu işaretlerseniz ne oluyor? Yeni gelen videolardan haberdar oluyorsunuz. Bugün ne konuşacağız? Ayrımlı pekiştirme konuşacağız. Bu çok önemli. Sizin soru olarak yazdığınız birçok sorunun cevabını bu sistematikle bulabileceksiniz aslında. Ben sorulara da cevap vermeye çalışacağım ama o kadar fazla gelen soru var ki onları sistematize etmekte biraz problem yaşayabiliriz. O yüzden belki de ayrı bir zaman soru cevap yapmak durumunda kalabiliriz. Ayrımlı pekiştirme, bazı sistematikler var bu davranış biliminde, ılımlı denilen yöntemden daha zorlayıcı yöntemlere doğru. Biz hiçbir zaman zorlayıcı yöntemleri önermemekle beraber bunları belli düzeyde size gösterip ifade etmeye çalışacağız. Sönme de bu yöntemlerden bir tanesi. Mola, aşırı düzeltme ve bedensel ceza hiçbir zaman verilmeyecek bir ceza ve etkileşim ve sistematik diyelim. Bunun da ne kadar zararlı olduğunu, yaparsak bize nasıl olumsuz şekilde döneceğini bir takım uygulama örnekleriyle ele alacağız. Şimdi neyin üzerinde durmuştuk biz? Davranışların işlevlerinin üzerinde durmuştuk. Hatırlayınız, çocuklarımız davranışları nedensizce yapmıyorlar. Bütün davranışlarının bir nedeni var. Bunu geçen eğitimde ifade etmiştik. Problem davranışlarının bir işlevi var. Bu problem davranışlarla ya elde ediyorlar ya da ne yapıyorlar? Kaçınıp kurtuluyorlar. Ne elde ediyorlar? Dikkat elde ediyorlar. Ne elde ediyorlar? Nesne elde ediyorlar. Ne elde ediyorlar? Etkinlik elde ediyorlar ya da duyusal uyaran elde ediyorlar. Bana soru olarak geldiği için cevaplıyorum. YouTube yayını olamıyor arkadaşlar, değerli ebeveynlerimiz. Siz lütfen ailelerden soran olursa mesaj kısmına yazınız YouTube yayını yapamadığımızı, sorun çıktığı için. Okey. Şimdi elde etme kısmında veya kaçınmada ilgi, nesne, etkinlik, bunlar hep dışarıdan bir uyaranın elde edilmesi şeklinde. Ama çocuğun tutup da parmağını emmesi, efendim nedir işte ellerini birbirine vurması, bir takım dokunsal, görsel, işitsel uyaranlar elde etmeye çalışması ya da onlardan kaçınmaya çalışması diğer elde etmelerden çok daha farklı. Diğerlerinde biz ve çevresi bir şekilde etkenken, etkinken, duyusal uyaran elde etmede otomatik pekiştirme dediğimiz bir şey gerçekleşiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Geçen konuştuğumuz eğitim, bundan bir önceki eğitimimiz, size önerimiz şu: mutlaka benim çocuğum bu davranışları ne elde etmek için ya da neden kurtulmak için yapıyoru ortaya çıkarırsanız stratejileri de belli olur. Bundan önceki en son video olacak. Onu izlemenizi ne yapıyoruz? Öneriyoruz. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bunu sonradan ilave ettim. Bunu çok önemli görüyorum. Konuşma ve problem davranış birbiriyle ilişkilidir. Bir çocuğun iletişim becerileri ne kadar zayıfsa, sosyal etkileşimi ne kadar problemliyse, bir çocuk konuşamıyorsa, o çocuğun problem davranışı da nedir? Bir o kadar yüksektir. Şöyle kendimi büyük hale getireyim de kocaman kocaman söyleyeyim bu cümleleri. Tekrar söylüyorum. Üç tane
iletişim yolu var. Bunlardan bir tanesi bu. Konuşma, sözel iletişim. Eğer çocuk sözel iletişim kuramıyorsa, konuşamıyorsa, destekleyici iletişimle konuşmayı yine gerçekleştiremiyorsak, ikisi yok, alternatif bir yol bulamadıysak, gelecek haftalar anlatacağım, gelecek hafta iletişim anlatacağım, çok önemli. Özellikle küçük çocuğu olan ve konuşma becerileri yeterli olmayanlar için o iki eğitim çok önemli. Sonra da Ömer Faruk Hoca alternatif iletişim becerilerini anlatacak. Eğer bir çocuk konuşamıyorsa ve siz o çocuğa alternatif iletişim becerileri kazandıramadıysanız mutlaka davranış problemleri çıkar. Yani konuşma becerileri aşağı doğru indikçe problem davranışlar yukarı doğru çıkar. Mutlaka ama mutlaka doğru iletişim yolunu, kanalını ne yapmak zorundasınız? Kurmak, bulmak zorundasınız. Bunu da öğrenerek yapabilirsiniz. Bunu bilmeden gerçekleştirebilmeniz mümkün değil. Çoğu zaman çoğu zaman problem davranışın bir konuşma işlevi vardır. Çocuk aslında vurarak iletişim kurmaya kalkıyordur. Vurarak konuşuyordur. Yani konuşamıyorsa mutlaka, büyük bir olasılıkla diyelim, mutlaka demeyelim, yerini mutlaka davranış olur, alır. Büyük olasılıkla da problem davranışlar alır. Dolayısıyla bizim size burada söylediğimiz şu şey çok önemli. Hem işlevini bileceksiniz, bir şey mi elde ediyor bu çocuk? Bir şeyden mi kurtuluyor? Yoksa duyusal uyarandan kaçma ya da elde etme amaçlı mı yapılıyor bu yapılan davranışlar? Önce bunu belirlemelisiniz ve mutlaka iletişim kazandırma becerilerine odaklanmalısınız. Eğer siz iletişimde bir kanal açamazsanız bu problem davranışları ne yapacaktır? Devam edecektir. Çocuğunuz, şöyle bir soru soracağım. Yapmasını istemediğiniz bir şey yaptığında ne yapıyorsunuz? Chat kısmına istiyorum. Çocuğunuz istemediğiniz davranışı sergilediğinde siz ne yapıyorsunuz? Yeğlemediğiniz, istemediğiniz davranışı yaptığında ne yapıyorsunuz? Sorun bu. Neler yapıyorsunuz? Görmezden geliyorsunuz. Sadece hayır diyoruz. Davranışa göre değişiyor. İstiyorum ama ben bunları. Yapma, hayır diyoruz. Bazen görmezden geliyoruz. Tepki gösteriyoruz. Güzel. Neyse o. Peki. Konuyu değiştiriyorum. Uyarıyoruz. Peki dur diyoruz. Dikkatini başka yana yönlendiriyorum. Geçen eğitimde konuştuk değil mi? Olumsuzluk eki kullanmadan uyarıyoruz. Peki. Göz kontağı kurup hayır diyorum. Yaparsa mola uygulaması. Aman dikkat. Yani hani dikkat o uygulamalara. Önce görmezden geliyorum, başka şeylere yönlendiriyorum. Kızıyoruz. Teşekkür ederim bu kadar açıklıkla söylediğiniz için. Bize bunlar lazım zaten. İlgisini çekme, uyarma, mola. Molaya aman dikkat, yani mola bu kadar rahat uygulayacağımız bir uygulama değil. Çok tehlikeliyse fiziksel olarak müdahale ediyoruz. Hayır diyoruz, dikkatini dağıtıyoruz. Kızıyoruz, uyarıyoruz. Peki açıklıkla söylenmiş. Çok sıkıntılı değilse davranışı görmezden geliyorum demişler. Hayır olmaz diyoruz. Mola. Molayı bu kadar rahat kullanamazsınız. Dikkat edin. Molanın ne olduğunu konuşacağız. Bu kadar rahat kullanmamalısınız. Problem davranışa odaklanmıyoruz. Peki güzel. Sakinleşmesini bekliyor. Mola nedir anlatacağım. Peki. Tamam. Başka yazmayalım. Bana odaklanınız. Şimdi davranışa müdahale etmenin birden fazla yolu var ve davranışa müdahale ederken bakın şunu da net anlaşalım. Kim bağırır, kim vurur, kim çimirir, kim ısırır? Bununla dikkati elde edebilen, bununla dikkati çeken, bununla ilgili üzerinde açıklama yapılan çocuk bu davranışı sürdürür. Bir kere yapmıştır.
Siz aslında dikkat etmek istemiyorsunuzdur ama canınız yanmıştır. Tutup açıklama yaparsanız, bu davranışın üstünde durursanız, bununla ilgili konuşursanız, bunu konuşarak çözmeye kalkarsanız, emin olunuz o davranışı pekiştirirsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize deyin ki, bakın, kendinize deyin ki, ben bu çocuğun hangi davranışlarıyla daha çok ilgileniyorum? Tabii bir de bu şu demek. Siz çocuk sessiz sakinken, olumlu şeyleri yapıyorken hiç görmeyip, olumsuz davrandığında görmezden geliyorum derseniz bu da işe yaramaz. Yani siz ne yapıyor olmalısınız? Daha çok istendik davranışları görüyor olmalısınız. Hiç yapmıyor ki demeyin. Bakın bu bilimsel olarak ispat edilmiş bir şey. Diyelim ki %1 düzeyinde yapıyor. Siz bugün %1'ini pekiştireceksiniz. Sonra 3'ünü, sonra 5'ini, sonra 10'unu. Çok basit, kolay davranışlar için bunu söylemiyorum. Biz binlerce çocukla çalıştık. Çok ağır problem davranışları olan çocukların davranışlarına da müdahale etmekten bahsediyoruz burada. Hocam ama benim o çocuğum bildiğin gibi değil. Demeyin bunu. Bir şey rica ediyorum. Ben bunu çok tekrar ettim. Ayrımlı pekiştirmede de bunu daha farklı bir teknikle ifade edeceğim ama sonuçta aynı şeyi söylemiş olacağız. Lütfen yarından itibaren şunu yapınız. Çocuklarınızın yemek yemede, uyumada, giyinmede, boş zamanında, iletişim kurmada her ne yapabiliyorsa, bağıran, ağlayan bir çocuk değil mi? Sessiz durduğunda, vuran bir çocuk değil mi? Vurmadığında, sen annene ne kadar güzel böyle dokundun, benden ne kadar güzel söyleyerek istedin. Bunları söylüyor olmanız lazım sizin. Bunlar üstünde durmanız lazım. Ha siz bunları yapmıyorsanız, problem davranış yapıldığında da görmezden geliyorsanız bana dersiniz ki hocam görmezden gelme işe yaramıyor. E yaramaz. Hiçbir şeyi görmüyorsunuz ki. Olumlu davranışı görmelisiniz. Çocuğun yapmasını istediğiniz davranışını pekiştirmelisiniz. Geçen hafta anlattık. YouTube'da kaydı var. Lütfen bunu izleyiniz. Dolayısıyla ne var? Biz sistematik bir pekiştirme sistematiğiyle problem davranışları ne yapmak zorundayız? Ele almak zorundayız. Biz çoğunlukla yapmasını istemediğimiz bir şey olduğunda onunla ilgilenebiliyoruz. Olumsuzluk üzerinde durabiliyoruz. Problem bir davranışı değiştirebilmek istiyorsanız davranış değiştirme yöntemine inanacaksınız önce. Buna zaman vereceksiniz ve bunu adayacaksınız kendinize. Siz kendinize bakın zaman vermiyorsanız anlatabiliyor muyum? Çocuğa zaman vermiyorsanız bugünden yarına adım istiyorsanız o adımı atamayacaktır o çocuk. Çok değerlidir çocuğun davranışlarına zaman tanımak. Bu yöntemleri kararlı şekilde uygulamak. Hocam ben işte davranışları pekişmiyor. Bunları değiştirmiyor. Ne kadar uyguladınız? 3 gün. 3 gün sabredebiliyorum hocam. Şimdi hocam uyku düzeni değişmiyor. Bakın. Gece 2'de yatıyor bu çocuk. Evet. Sabah kaldırdım hocam. Ama uyku düzeni değişmiyor. Ne kadar yaptık bunu? 1 hafta. Bir haftada uyku düzeni değişmez. 2 haftada öz bakım tuvalet düzeni değişmez. Anlatabiliyor muyum? 1 ayda çocuğun davranışı belli bir noktaya gelmez. Çocuk neyi öğrenmiş? Bu tür davranarak bir şeyler elde etmeyi. Dolayısıyla zaman tanımanız gerekiyor. 1. 2. Bu yöntemlerde kararlı davranmanız gerekiyor. Kararlı. Anlatabiliyor muyum? Ya işte öylesine bir deneyeyim işte şu olumlu davranışlarında bir göreyim. Yani hani anlatabiliyor muyum? Ne demek istiyorum? Siz kararlı bir şekilde davranırsanız ve zaman tanırsanız o davranışlar geri gelecektir. Buradaki çok insan biliyor. Şöyle göstererek yapalım. Bir problem davranış aşağıdan yukarı doğru olumsuzluk olsun. İlk başta müdahale edilmeye başlandığında ne kadar doğru da davranırsa, görmezden de gelse
bütün iyi uygulamalar yapılsa ilk aşamada o çocuğun göstereceği tepki daha çok problem davranış göstermektir. Ağlıyorsa daha şiddetli ağlayacaktır. Vuruyorsa daha çok vuracaktır. Isırıyorsa çekerek ısırmaya kalkacaktır. Dolayısıyla biz bunu zaman tanıyarak değiştirmeye çalışırsak belli bir süre yükseldikten sonra ki biz buna sönme patlaması diyoruz. Yani sönmeden önceki çeşitlenme, sönmeden önceki davranışların çok daha farklı düzeylere gelmesi, ondan sonra da eğer kararlı davranırsak sönmeye başladığını ve istediğimiz noktalara geldiğini görürüz. Şimdi kararlılık, zaman, inanmak. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle büyük çocuklarımızla ilgili. Eğer siz çocuğu hayatın içine katmayı yetersizliklerine ve özelliklerine rağmen yapamıyorsanız, bu çocuk çok affedersiniz, rotasız gemi gibi amaçsızca kendi tekrarlı davranışlarının ve otizminin özellikle ya da yetersizliğinin ona verdiği güçlüklerle bir günlük rutin sürüyorsa, siz davranış yönetimi stratejilerinin feriştahını uygulasanız da hiçbir şey elde edemezsiniz. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu çocukları hayatın günlük rutinin içine katmak zorundasınız. Bu ne demek? Sofrayı kaldıracak, sofrayı kuracak, yatağını toplayacak, üstünü giyecek, üstünü çıkaracak, markete gidecek. Elinden tut, öbür eline ver parayı, elini uzatarak efendim pazarcı amcaya parayı verdireceksin bu çocuğa. Şimdi şöyle bir dünya yok bakın. Kesinlikle yok. Efendim birileri X uzmanı, Ufuk özel eğitimci, evet. Alacak, benim çocuğa birkaç terapi uygulayacak, davranışlarını sağaltacak. Yok öyle bir şey. Yani ne olacak? Tamam bunlar olacak ama aile bu sürecin sonuna kadar içinde olacak. En derinine kadar inecek. Dişini fırçalatacak, elini yıkatacak. Şimdi bakın, biz birileriyle çalışmaya başladığımız zaman hayatın içine çocuğu katarak siz davranışı değiştirebilirsiniz. İçerikte bir şey varken davranışı değiştirebilirsiniz. Çocuğa hiçbir şey yaptırmadan gel senin davranışlarını sağaltayım. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bazen duyuyoruz eğitimcilerden de. Eğitimci diyebiliyor ki henüz bir şey veremeyiz. Önce davranışlarını düzenlemeliyiz. Nerede düzenleyeceksin abi? Uzay boşluğunda mı? İçerik vermen lazım. İçerik. Bir içerik olmalı. Ha ne var ama? Yeni bir şey kazandırmıyor olabilirsin. Ama bir içeriği mutlaka veriyorsundur. Şimdi biraz da atıfta bulunarak ifade edelim. Biz ne yaptık? Yöntemleri belli bir sırayla konuştuk. Bu yöntemlerin hep bir düzeyi var. Şu gösterdiğim tablo çok önemli. Davranış yönetim tekniklerinin, bakın burada ılımlı yazıyor. Ilımlı tekniklerden daha az ılımlı tekniğe doğru ne yapıyor? Bu teknikler ilerliyor. Dikkat edin. Önemli altını çiziyorum. Önleme. En önemlisi. Davranışı değiştirmeye çalışmadan önce önlemeniz. Konuştuk. Biraz önce söylediğim de önlemeyle alakalı. Günlük rutinin içine katacaksınız. Anlamlı zaman geçirecek. Çocuğun boş zaman etkinliklerini bile planlayacaksınız. E hocam dile kolay. Bakın. Sadece siz değil, koordinasyonunu da konuştuk, destek çevresini de konuştuk. Öyle çocuk var ki özel eğitimcisiyle, efendim X uzmanıyla, Y bilmem nesiyle, okuldaki öğretmeniyle, rehabilitasyondaki öğretmeniyle ilk derslerde anlattık. Destek çevresinin koordine olmasıyla birçok problem davranışını yapar, önlersiniz. Öncelikle önlemeye çalışacağız. Bakın bu yöntemler ılımlı. Biz hep ılımlıyı tercih etmeliyiz. Otizmli bir çocuk
hiçbir zaman hiçbir şey için zorlanmamalı. Bu da ılımlı bir yöntemdir. Ayrımlı pekiştirme konuşacağız. Ama aşağı doğru indikçe neyle karşılaşıyoruz? Daha az ılımlı yöntemlerle karşılaşıyoruz. En son cezaya kadar gidiyor. Az ılımlı değil. Yani buz gibi bu. Anlatabildim mi? Ilımlıdan az ılımlıya doğru gidiyor. Eğer siz ılımlılarla bir şeyleri çözemediniz ve gitgide zorlayıcı şeylere doğru ilerliyorsanız fena bir kıskacın içindesiniz demektir. Bakın, önleyebiliyorsanız süpersiniz. Ama biraz hatırlatalım. Önlemek ne demekti? Yaşantının içine katmak demekti. Kural koymak demekti. Konuşamıyorsa yerine belli bir nitelikte iletişim becerisi kazandırmak demekti. Gelecek haftalar çok detaylı konuşacağız. Bakın, önlemek ne demekti? Önceden kestirmek demekti. Düşünmek demekti. Tamam, işte bu çocuk şunu yemiyor. Bundan yedikten sonra ondan belli bir miktar yemesini düşünebilmek demekti. Bir şeyi hiç bırakmıyor elinden. O şeyi gitgide geri çekmeyi planlamak demekti. Sesten irite oluyor, müzik dinlemeyi, kulaklık takmayı öğretmek demekti. Aşırı ışıktan bilmem ne yapıyor, takalım bir tane gözlük. Ama çocukların bakın, adım adım özelliklerini anlayarak yapabileceğimiz şeyler. Hocam biz mi yapacağız? Öğretmeniyle birlikte yapacaksın. Ama şunun bir faydası yok. Şundan medet ummayın. Kasılan birileri X bilmem ne terapilerini yaptığını söylüyor. Ve siz bu sürecin içinde değilsiniz. Hiçbir şey de anlayamıyorsunuz. Böyle bir dünya olmaz. Siz sürecin içinde olacaksınız. Siz de ne uygulayacağınızı bileceksiniz. Ve işbirliği içinde gideceksiniz. Yoksa önleyemezsiniz. Siz olmadan bu iş olmaz. Küçük bireyde de. Yani birinin çocuğu 50 yaşına geldiği zaman artık çocuğu olmuyor mu? Hayır, yine evladım, çocuğum diyorsun, onu bırakamaz. Dolayısıyla bugün şapkanızı koyun önünüze. Deyin ki ben bu çocuğun eğitim sistematikleri için ne yapıyorum? Önleyici neler yapıyorum deyin. Ama evet, önlemeye çalıştık. Önleyemedik, üzülmeyeceğiz. Niye? Bizim neyimiz var? Ayrımlı pekiştirmemiz var. İşte bunu konuşacağız. Tamam mı? Ayrımlı pekiştirmemiz var. Bunun üstünde duracağız. Çok değerlidir. Çok değerlidir. Ama inanmak, zaman tanımak gerekir. Biraz da aşağıdakilerine ne yapacağım? Değineceğim ama ondan önce şu bir geçen haftaki tablomuza bir dönelim. Bir de bugün böyle çok sessiz bir saat. Tabii her zaman sessizsiniz de. Böyle nasıl gidiyoruz? Bir hızlı bir reaksiyon gösteriniz bakalım. Şu yok aslında. Zoom'un bunu da eklemesi lazım. Hocam iyi gitmiyoruz diye mecbur kalıp böyle yapıyorsunuz. Beğenmeyenler alkış yapsın. Beğenenler yukarı reaksiyon yapsın. Yazın bakalım bunlar anlaşılıyor mu? Ne oluyor? Hiçbir şey yapmayanlar da çekimsel olarak kabul ediyoruz. Ya da yerini bulamadı diye kabul ediyoruz. Reaksiyon. Sağdaki 3 noktayla mı yapıyorsunuz bunu? Can kulağı. Peki var hocam. Ne o? Evet, çok iyi. Harika. Olumsuzluk duymak istiyorum. Bugün performansı çok düşük hocam falan gibi. Aha, aşağı geldi bir tane. Dur. Kim o? Murat Bey. Tamam, Murat Bey'i kazanmamız lazım. Nerede o Murat Bey? Tamam, gördüm Murat Bey seni. Bekliyorum, böyle olmasını bekliyorum. Hadi bakalım. Murat Bey ebeveyn mi, öğretmen mi acaba? Ne yapsak ki? Öğretmense hemen bunu bu hale getireceğim. Veli semineri bu. Peki, hadi devam. Ama ben hem öyle istiyorum hem de aşağı gelince bak, görüyor musunuz? İnsanoğlu böyle işte. Hep olumlu özellikleri görülsün isteniyor. Çocuklar da öyle. Anlatabiliyor muyum? Olumsuzlukları çok da ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Peki, şimdi tekrar dönüyoruz bizim önceki haftaki tablomuza. Anlaşılır gidiyormuşuz diye kabul ediyorum. %100 memnuniyet sağlayabilmemiz mümkün değil. Ama yakalamaya çalışalım. Lütfen şöyle bir gözlüğünüz olsun artık sizin. Nasıl bir gözlüğünüz? Uyaran tepki, uyaran gözlüğünüz.
Çocuğun davranışlarını, tepkilerini koyun ortaya. Öncesi uyaranları düzenlemeye çalışın. Sonrası uyaranları düzenlemeye çalışın. Biz bu iki uyaranı düzenlemeye çalışırca, tamam mı? Biz bu iki uyaranı belli noktaya getirince tepkiler de ne olacaktır? Düzelecektir. Bunları konuştuk. Dolayısıyla bir çocuk bir davranışı, bütün insanlar günün zamanına, fiziksel ortamın özelliklerine bakın. Şimdi fiziksel ortamın özelliğine göre çocuğun yapacakları değişiyor. Günün zamanına göre yapacakları değişiyor. Babası varken, öğretmeni varsa başka türlü davranıyor. Ondan yapılacak bir etkinlik, farklı bir şey istediniz, davranışı değişebiliyor. Kuralın olup olmamasına göre davranışı değişiyor. Ne istediğinizi, nasıl söylediğiniz çok önemli. Çocuk bir şey yapmak istiyorsa yapıyor, yapmak istemiyorsa yapmıyor. Dolayısıyla bu davranış öncesi uyaranlar ne yapıyor? Zemin hazırlıyor. Neye zemin hazırlıyor? Davranışa zemin hazırlıyor. Sadece çocukların problem davranışlarına mı? Hayır efendim. Bütün davranışlara zemin hazırlıyor. Yani bunun da bir sürü örneğini verdik. Peki sonrası uyaranlar ne yapıyor? Eğer bu tepkileri artırıyorsa, devam ettiriyorsa biz sonraki uyarana pekiştireç diyoruz. Azaltıyorsa da cezalandırıcı uyaran diyoruz ama günlük dildeki ceza ile aynı şey değil bu söylediğimiz. Efendim o zaman biz azaltmak istediğimiz davranışlarda ceza verelim. Kesinlikle vermeyelim. Cezanın tahmin edemeyeceğiniz kadar yan etkisi var. Ve hiçbir şekilde de ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamamız gerekiyor. Şimdi geri geldik tablomuza. Yönetmede ne? Teknikler. Bir de bunları yapmaya çalışırken öyle hemen pat diye beceremeyeceksiniz. O yüzden sebat etmeniz gerekiyor. Bakın bu kişi ayrımlı pekiştirmeyi başarabilmiş ama bir sürü, değil mi? Yanlış uygulamada yaptıktan sonra başarabilmiş. Yani sizin bir şeyde bu sistematikte ustalaşmanız gerekiyor. Çocuğu yönetmede ustalaşmanız gerekiyor. Çünkü aramızda yaşı çok büyük, çok üst düzeyde problem davranışlar sergileyen, hiçbir zaman konuşamayacak olan, otizmin yanında başka problem davranışları olan bir sürü çocuğumuz var. Ya da o işte konuşamamanın getirdiği gerginliği yaşayan çocuklarımız da var. Dolayısıyla bu çocuklarımızın, tamam, bu çocuklarımızın ne yapıyor olması lazım? Ebeveynleri tarafından analiz edilerek hareket edilmesi lazım. Ha, sorularda şunu görüyoruz. Arkadaşlarım da, asist eden arkadaşlarım da tebrik ediyorum. Çok akıllısınız. Bana orayı şöyle bold yapmışlar. Ben de zaten zihnimde koyu yapmıştım. Otizm hastalığı diyor. Annemiz veya babamız, ebeveynimiz. Otizm hastalığı. Otizm, şimdi biz anlatmaya çalışırken bunları özellikle söylüyoruz. Kelimelere dikkat. Otizm bir hastalık değil. Otizm gelişimsel bir farklılık. Bunu niye söylüyorum? Hastalık olmayan şey ilaçla iyileştirilemez. Tek bir yöntemle hareket edilemez. X bir terapiyle bilmem ne olmaz. Çocuk gelişimi bu ya. Gelişimini izlemeniz gerekiyor. Otizm hastalık değildir. Otizm bir çocuğun sosyal etkileşimini etkileyen, iletişim becerilerini etkileyen, tekrarlı, takıntılı davranışlar sergilemesine neden olan, iyi olma halinin kolaylıkla bozulmasına, İyi olma halinde zor kalınmasına neden olan, nörolojik ve gelişimsel yanı olan bir yetersizliktir. Ben bugün ne düşündüm biliyor musunuz? Şöyle, hiçbir kaynakta görmedim ama kendi sentezim, bir şey söyleyeceğim size.
İnsanlarda evet genetik olarak otizm alt yapısı genetik kodda artıyor olabilir. Ama çevresel bağlamdaki artış, çevresel problemler işte bu genetik problemlerle bir araya gelince otizmi doğuruyor. Eskiden hocam neden bu kadar hızlı bilmem ne oluyor? Çünkü bakın pandeminin de korkunç sonuçları olacak. Otizmde 54 çocuktan bir çocuk dediğimiz zaman bu sayıların çok farklı katlanmasını maalesef beklediğimizi söylemeliyiz. Neden? Ya sosyal etkileşim problemi, biz sosyal mesafeye uymak zorundayız. Gidelim sarmaş dolaş olalım anlamında söylemiyorum bunu. İlla sokağa çıkaralım anlamında söylemiyorum. Ama şu anlamda söylüyorum. Ne kadar teknoloji girdi? Benim görüşme yaptığım 100 insanın 90'ı hocam bu çocuk aşırı televizyona maruz kaldı diyor. Bakın eğer burada varsa yoğun televizyon izleten, şöyle bir izlemek değil. Mesela çocuk belli bir yaşta bir tane çizgi filmi izliyor, gülüyor. Ha 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 diyor. Onu anlıyor, bakıyor, ediyor, espri yapıyor. Ama eğer böyle değil de cep telefonunda sürekli bir şeyleri kaydırıyorsa, tekrarlı bilmem neler yapıyorsa, YouTube'u açmayı öğrenmiş de gidip eğer bir şey takıntı sınıfına giriyorsa o otizm davranışı işte. O zaman sizden uzaklaşıyordur, yok oluyordur o çocuk. Dolayısıyla biz o çocuğu ne yapamayız? Belli bir noktaya getiremeyiz. Dolayısıyla gelişimsel bu özelliklerle birlikte davranışsal özellikler söz konusudur. Yani ne yapmak gerekiyor? Çepeçevre müdahale etmek gerekiyor. Belli bir sistematikle hareket etmek gerekiyor. Tek başına değil, sebat etmek gerekiyor. Nitelikli uygulamaları kazanmak gerekiyor. Karar vermek gerekiyor. Çocukla ilgili amaç yazmak gerekiyor. Şimdi ne bu ayrımlı pekiştirme? Birkaç tane çeşidi var. Sizin çocuğunuza uygun olanlarını seçeceksiniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şu ekranda bir saniye. Peki. Söylemek istediğim şey şu. Soruları ben bir şekilde hani efendim şey yapmaya çalışacağım. Cevaplamaya çalışacağım ama içeriğin izin verdiği kadar affınıza sığınıyorum. Yetişmedi, ekstra bir içerikle sorulara cevap vereceğiz. Ayrımlı pekiştirme. Bakın sakın sakin olun, çok akademik gibi gelmesin. Birkaç tane çeşidi var. Diğer davranışlara ayrımlı pekiştirme. En kolay yolu anlatacağım. Uyuşmayan diğer bir söylemle karşıt davranışların ayrımlı pekiştirilmesi. Yüksek oranda yapılan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi. Düşük oranda yapılan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi ve alternatif davranışların ayrımlı pekiştirilmesi diye. Bunlar, altını çizerek söylüyorum, hakkında uygulamalarıyla binlerce değil on binlerce dünyada araştırması yapılmış ve olumlu etkileri görülmüş uygulamalardır. Size çok basit gibi görünüyor olabilir ama basit değillerdir. Uygun da ayrımlı pekiştirme ne demek? Uygun davranışı görmek, pekiştirmek, uygun olmayan davranışı da görmezden gelmek demek. Olumlu davranışları göreceğiz, olumsuz davranışları görmeyeceğiz. Şimdi bir şey soracağım, soru. Olumsuz davranışı görmemek, olumsuz davranışın üstünde durmamak ne yapmaktır? Buyurun, chat kısmına bekliyorum. Olumsuz davranışı görmezseniz, olumsuz davranışla ilgilenmezseniz, olumsuz davranışın üstünde durmazsanız, olumsuz davranışı ne yapmış olursunuz? Cezalandırmış olursunuz. Söndürürüz. Ne oldu? Soru zor geldi galiba. Evet. Pekişir,
Yani söner. Hayır. Pekişmek, sönmek aynı şey değil. Tam tersi şeyler. Söndürme, söndürürüz. Pekiştiremezsiniz. Olumsuzu görmeyince pekişmez. Beni dinleyin. Bir şeyin pekişmesi ya da cezalanması şu demek. Çocuk davranışı artıyorsa mutlaka ödüllendiriyorsunuz, ödülleniyordur. Ödüllenen davranış sürer. Ödüllenmeyen davranış azalır. Ayrımını pekiştir, cezalandır. Peki, tamam, söner, söner. Olumsuz davranışı görmemek nedir biliyor musunuz? Cezalandırmak demektir. En hafif davranış bilimlerindeki cezayla günlük dildeki ceza aynı şey değildir. Ha diye anlarsınız siz ceza deyince. Ama bir çocuktan yarar yarar, çok işe yarar. Uzun sürede yarar. Bir çocuktan olumsuz davranışından ilginizi çekerseniz, bakın değerli anne babalarımız, o kadar çok hepimiz yapıyoruz, ben de yapıyorum. O kadar çok olumsuzlukla ilgiliyiz ki, o kadar çok olumsuzun üstünde duruyoruz ki, bakın bunu yemedin, bak yine ağlıyor. Bana niye vuruyorsun? Canım yanıyor. Isırma dedim. Anne ısırılır mı? Babaya vurulur mu? Bu nasıl bir çocuk ya? Beni ısırıyor. Bak kolumu, ayağımı, bacağımı ne yaptı? Ben ne yapacağım seninle? Bu işlemlerin şunlara dikkat et, hiç doğru olmamış. Bunu yanlış yazmışsın. Hiç de uslu durmuyorsun. Benim söylediklerimi yapmadın. Bir daha yapmayacağım. Ben de senin istediklerini yapmayacağım. Hadi bakalım. Kimler yapıyor bunları? Bir göreyim bakayım. İtiraf. Evet, itiraf, itiraf. Ben olumsuz davranışları göreni göreyim, görenleri. Olumsuz bunları yapanları göreyim. Ben yapıyorum yazsınlar. Evet, ben yapıyormuşum. Evet. Hepimiz yapıyoruz birileri adına. Ben biliyoruz ama uygulayamıyoruz. Evet, dökülün. 104 kişi var burada. Zaman zaman zorlanıyorum. Bazen yapıyorum. Arada hepsini değil, zaman zaman. Ha, eşlere de çok güzel, çok güzel top atıyorsunuz ha. Ben yapmıyorum da eşim yapıyor falan. O anda da yapmış oluyorsun bak. Ben bir şey söyleyeceğim size, ciddiyetle söylüyorum. Şimdi annelerimiz ellerinden öperiz hepsinin. Tamam mı? Hepsi baş tacımız bizim. Ben kız tarafıyım bu arada. Ama bir şeyde hata yapıyorlar. O da şu. Şikayet ediyor mesela eşinin bir şeyler yapmadığından, yardım etmediğinden. Yahu bu adamcağız sen Selami dedin işte bana yardımcı olur musun? Aslında salata malzemesini buzdolabından çıkardı. Ama siz ne demediniz? Ya ne kadar güzel buzdolabından çıkardın demediniz. Olumluyu görmediniz. Aslında çıkardı, yıkadı. Çıkardın ve yıkadın demediniz. Pekiştirmediniz. Aslında çıkardı, yıkadı, doğradı. Ama bunlar görülmeyince cezalanmış oldu biliyor musunuz? Yani adım 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 yapmak gerekiyor. Çocuklar da böyle, hepimiz böyle. Siz bu noktadaki bir çocuktan şuradaki bir şey isterseniz ve bunu yapamadığı zaman yapamadığıyla ilgilenirseniz, onu cesaretlendirmezseniz, desteklemezseniz, ses çıkaramayan ve konuşamayacak bir çocuğa alternatif bir yol bulmazsanız ne olacaktır? O çocuk cezalanacaktır. Ve dikkat edin. Çok önemli bir laf edeceğim. Pekiştirilmeyen davranış cezalandırılır. Şimdi anlatabilmek için çok davranıştan örnek verebilmek için yapıyorum. Sınıfta sessizce parmak kaldırıyor bir çocuk. Tamam mı? Sessizce parmak kaldırıyor. Ötekiler de öğretmenim diyor ayağa kalkıyor diyelim. Öğretmen tamam söyle dediği an öğretmen ne demiştir biliyor musunuz? Sen sessizce parmak kaldırırsan söz hakkı falan alamazsın. Cezalandırırım ben seni böyle kaldırana. Öğretmenim diyen de ne mesaj almıştır biliyor musunuz? Yavrum sen öğretmenim de bağır parmağını gözüme sokacak gibi yap ben sana söz hakkı veririm demiştir. Bu kadar. Sen yeme ben sana yediririm. Sen konuşma ben senin yerine konuşurum.
Anlıyor musunuz? Çocuklarınız üzerinde bu formülle, uyaran tepki uyaran formülüyle nasıl etkileriniz olduğuna bakmak zorundasınız. Döndük. Dolayısıyla biz olumlu davranışları pekiştirirken, çocuğa uygun şekilde düzenleyerek olumsuz davranışları görmezden geleceğiz. Şimdi biz olumsuz davranışları görmeyerek sönmeye bırakıyoruz. Ama o sönmeden önce bir patlayıverir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Örneklerini konuşuruz. Efendim, diğer davranışların ayrımı pekiştirilmesi ne demek? Bir süre belirliyorsunuz. Mesela çocuğunuz 5 dakikada bir minibüste siz giderken, seyahat ederken ortalamada, yani ortalama derken 5 dakika ve üzerindeki sürelerde sizi böyle sıkıştırıyor olsun. Tamam mı? Siz 4 dakikada bir çocuğa derseniz ki ne kadar sen benim yanımda ne kadar böyle kolların bağlı güzelce oturuyorsun, etrafı ne kadar güzel seyrediyorsun, aferin sana derseniz, başka o davranış dışında başka davranışlarını söz konusu ederseniz, yapmadığı zaman 5 dakikada bir bakıp o çocuğun diğer davranışlarını pekiştirmiş olursunuz. Yani bu şu demek: çocuğun değiştirilmek istenen olumsuz davranışı dışındaki başka davranışlarına bir şey söyleyeceksiniz. Pekiştireceksiniz, olumlu şeyler söyleyeceksiniz. Her defasında bir şeyler vermek şeklinde değil. Öyle de olabilir ama geri çekmek gerekiyor. Mesela bakın, kusmada, tükürmede, anlamsız sesler çıkarmada. Diyelim ki çocuk anlamsızca sesler çıkarıyor, bağırıyor. Bir çocuğumuz vardı mesela, aa yapıyor, gırtlağını temizliyor. Ve ortalamada biz ne yapıyoruz? Aslında buna bakıyoruz. Ortalama ne kadar sürede gerçekleşiyor? Ne kadar da bir yapıyor? Çocuk mesela 10 dakikada bir ayağa kalkıyor. 9 dakikada bir ne kadar güzel oturduğu ile ilgili pekiştir, ödüllendir o davranışını. Artır süresini, uzatmaya odaklan. Öğretmen ona araştırmalar yapılıyor böyle. Tamam, bilimsel ölçülebilir, gözlenebilir nitelikte araştırmalar bunlar. Öğretmen dönüyor bakıyor o süre içerisinde. Yazı yazıyorsa, okuma yapıyorsa, istenen herhangi bir davranış yapıyorsa ne yapıyor o çocuğu? O davranışını söyleyerek pekiştiriyor. İşte diğer davranışların ayrımını pekiştirilmesi bu demek. Kardeşine vuran Ayşegül için 30 dakikalık oyun süresini 5 dakikaya bölüyor anne. 5 dakikada bir ne yapıyor? Ayşegül'e bakıyor. Eğer Ayşegül kardeşine vurmuyor da nitelikli şekilde, istediği şekilde oynuyorsa, anlatabildim mi? O zaman işte ayrımını pekiştirme yapıyor. Bu sürede de değişiklik, düzenleme ne yapılabilir? Yapılabilir. Bunun bir sürü örneği var, vereceğiz. Alternatif davranışların pekiştirilmesi. Alternatifi olan durum. Azaltmak istenenin daha uygun halini pekiştirmeniz. Tamam mı? Bağıran bir çocuğun olağan ses tonuyla konuştuğunda pekiştirmeniz. Ver diyen bir çocuk ver diyerek emir cümlesiyle alıyor. Verir misin demesi. O zaman vermeniz. Ağlayarak dışarı çıkmak isteyen dışarı çıkmak istiyorum dediğinde yapmanız. Affedersiniz. Oha diyor mesela, şaşırıyor bir şeye. Aa, o diye bir şey öğretiyorsunuz. Daha kibarcası, kabul edilebilirini öğretiyorsanız. Şimdi bu ama seçilen alternatif yeterli olmalı. Tamam mı? Ortaya çıkar çıkmaz pekiştirilmeli. Problem davranışla elde edilen kadar bir belli bir miktarda ondan daha fazlasını pekiştireç olarak elde etmeli. Ve daha az zaman harcanan bir davranış olmalı alternatif davranış. Bizler ne zaman bu olumsuzlukları yapıyoruz? Olumluluklarla elde edemediğimiz şeyler olduğu zaman bu olumsuzlukları yapıyoruz. Şu konuları da geçtik. Çocuklar doğuştan problemli değil. Bu çocuk otizmli olduğu için problem davranış sergileyemiyor. Yavrum konuşamıyor, ifade edemiyor, su isteyemiyor, bir yerinin ağrıdığını ifade edemiyor. Bir yol buluyor aslında, götürüp parmağını dokunduruyor.
bizim alternatifleri kurmamız gerekiyor. Resimli hale getirmemiz gerekiyor. Abartılı jest mimik kullanmamız gerekiyor. Dil iletişim yolu kaynağı bulmamız gerekiyor. Ondan beklentilerimizi sistematize etmemiz gerekiyor. Adım adım planlama yapmamız gerekiyor. Ben bunların hiçbirini yapmayayım, evet. O da hiç problem davranış sergilemez. Niye kendimizi bu derece buna adayarak anlatmaya çalışıyoruz? Otizm hastalığı var diyen ebeveynimizle bizim kat etmemiz gereken inanılmaz yol var. Peki düşük oranlı davranışların pekiştirilmesi, fazlaca yapılan bir şeyin sıklığını azaltmak. Mesela günde şu an mesela böyle problemler çıkacak. Var da zaten. 50 kere elini yıkıyorsa, 30 kere elini yıkıyorsa ne yapmaya çalışıyoruz? Onun sıklığını azaltmaya çalışıyoruz. Bu durumda eskisine göre daha az yapılınca pekiştiriliyor. Bakın tamamen ortadan kalkınca değil. Ne? Ne yapıyor mesela? Sabahtan öğlene kadar 40 kez annesinden yemek isteyen bir çocuk var. Tamam? Bir kez istediğinde yemek vermesi ama bir kez istediğinde 40, 35, 30, anlıyor musunuz? 25, 15, 5, 0 ya da 1 affedersiniz. 0 olmaz. Yani fazlası sorunsa şekil veriyorsunuz. Fırat belirlenen zaman diliminde 5 dakikada bir daha az yemek isteme davranışı bu çocuğun ne yapılıyor? Pekiştiriliyorsa gitgide o hale getiriyorsunuz. Yüksek oranlı yeterli sayıda yapılmıyorsa, sıklığı düşükse bu sefer de ne yapıyorsunuz? Artırmaya odaklanıyorsunuz. Artmasını pekiştiriyorsunuz. El yıkama davranışının artmasını pekiştirmek gibi. Uyuşmayan ne? O da şu. Sorun davranışla aynı anda yapılamayan bir şeyi pekiştiriyorsunuz. Mesela gezinmenin uyuşmayanı oturmak. Ama alternatifte ne? İzin isteyerek gezinmek. Vurmanın uyuşmayanı kolların bağlı olması. Anlıyor musunuz? El ısırmanın uyuşmayanı kolların bağlı olması, ellerin meşgul olması. O durumlarını görüp söylüyorsunuz. Bakın. Uyuşmayan karşıt davranışlar. Bağırıyor ya. Bağırmasına laf etmiyorsunuz. Neye laf ediyorsunuz? Neyin üstüne? Sessiz durmasına. Ne kadar sessiz durdun sen? Önce 5 dakika sessiz durmak, sonra 10 dakika sessiz durmak, sonra 20 dakika sessiz durmak, sonra 30 dakika sessiz durmak. Bunları bu şekilde elde etmek. Elini ağzına sokuyor, karşıtı ne? Eller dizin üstünde. Gezinen bir çocuk oturduğunda, konuşan ağzı kapalı durduğunda. Ama alternatifte izin isteyerek konuştuğunda. Vuran yine kolları bağlı. Nesne fırlatan yazı yazan. Bakın yazı yazarken atamıyorsa, tamam mı ki atamıyor. Ya da oturan bir çocuk gezinemiyor. Karşıtını söylüyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Bunların bir sürü araştırması var. Şimdi bunun başka bir tablosuna geçelim. Buraya iyi odaklanın. Bunun fotoğrafını çekin. Bu tabloyu alın. Anlatabilir mi? Sorun davranış örnekleri verilmiş. Bilmem kaç tane sorun davranış örneği. Tamam mı? Ve bunların diğer davranışların DDAP, ADAP, UDAP bu şu demek. DDAP diğer davranışların ayrımı pekiştirilmesi. ADAP alternatif davranışların. UDAP de uyuşmayan davranışların ayrımı pekiştirilmesi demek. Tamam? Bir de bir şey söyleyeceğim size. Siz bunları bilirsiniz. Öğretmenler de birkaç tık daha yukarı çıkmak zorunda kalır. Şimdi bakın. Yerinden kalkma, etkinliği yerine getirmeme, vurma, öfke nöbeti, nesne fırlatma, elini ağzına sokma, affedersiniz küfretme. Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesinde belirlenen süre içerisinde bu davranışı yapmaması pekiştiriliyor. Yokluğu pekiştiriliyor. Bakıyor, öfke nöbeti halinde değilse pekiştiriyor. Bakıyor, nesne fırlatmıyor, yazı yazıyorsa pekiştiriyor. Bakıyor, 10 dakikada bir elini ağzına sokmuyorsa pekiştiriyor. Alternatif davranışlarda yerinden kalkmak, izin isteyerek yerinden kalkmak.
etkinliği yapmamada yok bunun alternatifi. Vurma, işbirliği, konuşma. Öfke nöbeti, rica etme, isteme. Nesneleri fırlatma, basketbol topunu fırlatma. Atarak oynanan bilmem ne oyunlar. Elini ağzına sokma, ağzında dişlerinde bir şeyleri karıştırma, diş fırçasıyla yapma, kürdanla yapma neyse. Affedersiniz, kötü söz söyleme, uygun dil kullanma. Ne? Alternatif. Uyuşmayan ne bakın? Yerinden kalkma, yerinde oturma. Otururken kalkmış olabilir misiniz? Bak, tam tersi yani, karşıtı. Efendim, vurma, kollarını bağlama. Etkinliği yerine getirmeme, etkinliği yerine getirme. Öfke nöbeti, onun uyuşmayanı yok. Nesi var? Alternatifi var. Ya da olmama durumu var. Nesneyi fırlatma, yazı yazma. Yazı yazarken bir şey atamıyor. Eli meşgulken atamıyor. Elini ağzına sokmak, kollarını bağlama. Neyse. Olumsuz söz söyleme, küfretme. Sessizce bekle. Şimdi bakın. Bu teknikleri biz uydurmuyoruz. Bunlar kitabi teknikler değil. Tekrar söylüyorum. Bunlarla on binlerce araştırma yapıldı. Benim doktora tezim uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesiyle alakalı. İlk öğretimde kaynaştırılmış 3 tane çocuk aldık. Üçü de ders dışı etkinlikle ilgileniyor ders sırasında. Bir çocukta bunu uygulamaya başladık. Öğretmene uygulattık. Belli noktaya geldi. Efendim, tuttuk onda bir noktaya gelince. İkinci çocukta uygulamaya başladık. Onda da belli noktada başarı elde ettik. Sonra üçüncü çocukta uyguladık. Aslında yaptığımız uygulama neydi biliyor musunuz? Ben öğretmene belli ipuçları verdim. Görmezden gelmeyi öğrettim. Keşke ben de kaydetmesem, siz de kaydetmeseniz de o filmleri izletsem ben size. Bunların nasıl uygulamalarla ne noktaya geldiğini izletsem. Ama izletemiyorum. Canlı da karşılıklı olsak bunların örneklerini veririm, o çocukların nasıl yaptığını. Öyle kayda geçiremem. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz öğretmene görmezden gelmeyi ama uygun davranışlar sergilerken görmeyi öğrettik. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Bir gün bir çocuğun annesi çok olumlu şeyler elde ettik. Ama hiç unutmadığımız bir anımız da şu. Birinci çocuğun annesi okula geldi. Bana telefon ettiler ki bilmem kimin velisi geldi, gel hocam diye. Öğretmenler uyguluyor. Ben onlara veriyorum, onlar uyguluyor. Sonra da onların uygulamasına geri bildirim veriyorum. Aslında ben öğretmenlerin doğru davranışını pekiştiriyorum. Öğretmenler de çocukların doğru davranışını pekiştiriyor. Anne geldi. Öğretmene demiş ki ben gidene kadar gitmiş. Yok yok hocam dediler. Bir problem yok yani, araştırmaya bir problem çıkaracak bir durum yok. Anne ne dedi dedim. Bu çocuğa bir şey oldu demiş. Ne oldu? Bu haylaz önlüğünü bile çıkarmadan ödevlerini yapıyor demiş. Bak, biz sınıf içi davranışları şekillendirmeye kalktık. O sınıfın dışındaki davranışlara da ne yaptı? Genelledi. Bakın, bunun her zaman sonucu bu şekildedir. Hocam benim çocuğum ama çok ağır. Çok büyük sorun davranışlar sergiliyor. Hiç göz kontağı yok. Şöyle otizmli, böyle bilmem ağır düzeyde. Şöyle yaşta. Değerli ebeveynler, biz çocuklarımızı bulundukları yetersizlikleri analiz ederek, bu yetersizliklerin üstüne davranışları inşa ederek olumlu davranışlarını ne yapmaya? Şekillendirmeye çalışacağız. Dolayısıyla tabloya geri dönüyorum. Ne yapabilirsiniz? Elini ağzına alan, size vuran, tamam mı? Olumsuz şeyler söyleyen, efendim fazlasıyla dolanan bir çocuk için tabii ki belli zamanları da ortaya koyarak ve mutlaka pekiştireçlerini bularak ve mutlaka zamanla onları geri çekerek ilerlemeleri, değişiklikleri ele alacağınız şekilde ne yaparsınız? Bu davranışlarını sistematik pekiştirmeye çalışırsınız. Ben
müsaadenizle sorularınıza, yani cevap verme boyutuna gelemeyeceğim. Bazılarınız aldınız. O soruları biz cevaplayacağız ama. Onu söyleyeyim. Tamam. Bununla ilgili gerekirse ek bir şey yapacağız. Devam ediyorum. Ayrımlı pekiştirmenin ötesine doğru ilerliyoruz. Dolaylı pekiştirme. Özellikle sınıfta, sınıf ortamında çok kullanılıyor. Birden fazla çocuk olduğu zaman, tamam mı? Çocuğun kendisiyle benzer özelliği olan başka bir çocuğun davranışını pekiştiriyorsunuz. Yani vuran bir çocuk var ya da geziren bir çocuk var. Siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki oturan çocuğa, sen ne kadar güzel oturuyorsun diyorsunuz. Ötekine örnek model oluyorsunuz. Vekaleten pekiştiriyorsunuz. Tamam mı? Kardeşi varsa, abisi varsa, ama kıskandıralım, böyle gözüne sokalım, onun canını sıkalım amaçlı değil. Model göstermek amaçlı. Görmezden gelme konuştuk. Sönme. Mesela yemek yerken bacaklarını uzatıp yayılarak oturan Ayşe'yi annesi her seferinde uyarıyor. Ayşe daha da yayılıyor. Annesi Ayşe'yi uyararak ilgisini Ayşe'ye yöneltiyor. Ve yayılarak oturmasını pekiştiriyor aslında. Anne yayılarak oturmaya, ilgi göstermeye son veriyor. Sönmeye maruz bırakıyor. Tamam mı? Bu sefer de dik durduğunda övgü sözcükleri söylüyor. Annesinin ilgisini dik duracağında çekeceğini anlıyor. Çekebileceğini anlıyor. Bunda tutarlı bir şekilde davranınca olumsuz davranış sönmeye tabi tutulmuş oluyor. Eğer size çocuğunuz vurduğunda, olumsuz sözler söylediğinde, bağırdığında siz dikkat ederseniz, işte o çocuk bağırmayı, vurmayı, olumsuz sözcükler söylemeyi, gidip parmağını gözünüze sokmayı öğreniyor. Ve olumsuz davranışları ne yapıyor? Pekişiyor. Bir şeyi unutmayın. Yaş ilerledikçe ve davranışlar kalıplaştıkça bizim bu davranışları değiştirmemiz inanılmaz zor hale geliyor. O yüzden bugünden itibaren plan yapıp, ha bir de şöyle değil ama, anne bir şeyle uğraşıyor, baba başka bir şeyle uğraşıyor, ablanın umrunda diye, öyle yok. Herkes karar verecek, aynı şekilde davranacak. Ve derdimiz çocuğu böyle ızdırap içerisinde bırakmak değil. Onun yaptığı düzeyde minik adımlarını pekiştirip ödüllendirerek devam ettirmek. Pekiştirici geri çekilen davranış başlangıçta ne oluyor? Artıyor. Çünkü pekiştirici elde etmek istiyor. Ha? Affedersiniz. Eşek diyor olsun mesela. Bunların hepsinin filmi var aslında bende de, izletemiyorum size. Tamam mı? Daha bastıra bastıra eşek diyor, affedersiniz. Çünkü eşek demeye tepki almak istiyor. Ama bir noktadan sonra, bir noktaya kadar o tepkiyi sürdüğü, ondan sonra ne yapıyor? Bitiyor. Ve sönen davranışlar da eski haline gelirse kendiliğinden geri gelme deniyor buna. Ama ben şunun altını da çizdim. Çocuk hiçbir şeyle meşgul değil. Çocuğun hiçbir sorumluluğu yok. Çocuğun gelişimsel seviyesine uygun düzenlemeler yapılmamış. Onun davranışını söndüremezsiniz. Hocam çok iyi pekiştireç verdim. Bilmem neler belirledim. Yine geri geliyor, yine geri geliyor. Çocuklarımızı mevcut yaşlarına ve özelliklerine göre, tamam mı, hayatın içine katacağız. Bu çocuklara hizmet etmekten, hizmetkarlıklarını yapmaktan vazgeçiniz. Adım adım onlara sorumluluk veriniz. Doğru davranışlarını, uygun davranışlarını pekiştiriniz. Görünüz, bakınız neler başarıyor çocuklar. Olumlu yanı var, olumsuz yanı var. Bedensel bir zorlama kullanmıyorsunuz, sözel veya bedensel. Ama etkisi belli derecelerde olabilir. Etkililik süresi uzun sürebiliyor ama bir yandan da mücadeleye ne yapmıyor? Yer vermiyor. Mücadele etmek durumunda kalmıyorsunuz. Peki bu uygulama basamaklarını aslında söyledim. Şimdi tepkinin bedeline
Başka bir uygulama. Daha farklı bir düzey. Pekiş direçlerin bir kısmını geri alıyorsunuz tepkinin bedelinde. Verme alma dengesi. Çocuğa yıldız veriyordunuz diyelim. Ne yapıyorsunuz? Bazı olumsuz davranışlarından dolayı yıldızını siliyorsunuz. Ama bu yıldızı silme nasıl değil? Bu yıldızı silme böyle çocuğun canını yakarak değil. Şurada bir şeye bakmam gerekiyor müsaadenizle. Ben bunları daha basitleştirmiştim diye. Peki. Tepkinin bedeli. Şuradan da göstereyim. Tekrar. Şuradan da göstereyim nasıl ilerlettiğimizi. Bakın. Bu slaytta ayrımlı pekiştirmeleri söyledik. Sönmez, görmezden gelmeyi söyledik. Tepkinin bedelini konuşuyoruz şu anda. Tepkinin bedeline siz belli davranışlar karşılığında ne yapıyorsunuz? Pekiştiricin bir kısmını ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Kaybediyor. Ama verme alma dengesini çok iyi kurmanız gerekiyor. Olumsuz davranışın hemen ardından uygulamanız gerekiyor. Tutarlı uygulamanız gerekiyor. Ve çocuk tabii ki borçlanmaması gerekiyor size. Ne yapması? Cezalandırıcı bir amaçla yapmamanız gerekiyor. Geri kazanabilmesi gerekiyor. Ama siz ona neyi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu yolla değil, şu yolla bunları yapabilirsini göstermeye çalışıyorsunuz. Mola ne? Mola şu. Çocuk belli bir takım davranışları sergilerken o sergilediği davranışların içinde bulunduğu gruptan, ortamdan çocuğu ne yapıyorsunuz? Uzaklaştırıyorsunuz. Bir köşeye koyuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ama hani bu bir yerde bekletiyorsunuz. Git orada ağla dediniz diyelim hani. Saatlerce orada ağlıyor da baskıyla. Hayır, o demek değil. Burası çok harika bir ortam aslında. Herkes burada ödül kazanıyor ama o uygun davranmıyor. Bir iki ödülünü almıyorsunuz. O ortamdan, o harika ortamdan, o ödüllenen ortamdan belli bir süreliğini uzaklaştırıyorsunuz. Ben çok uygulamanızı istemiyorum, uygun bulmuyorum. Tamam mı? Bu mutlaka bir özel eğitim öğretmeninin, uzmanının şekillendirmesiyle uygulanması gereken şeyler. Bana bir tane anne demişti ki, hocam odaya kilitliyorum, yarım saat tutuyorum, ağlıyor, umursamıyorum, yine de hiç istediğimi yap. Eyvah vah vah. Ya da mesela öğretmenlerin yanlış uygulaması şöyle, eskiden çok bu yapılıyordu. Çık dışarı diyor mesela, o çocuk gidiyor bahçeye, bahçede oyun oynuyor. Bir tanesine daha çık diyor, ikisi gidiyor oyun oynuyorlar bir sefer. Ne oldu yani? Mola mı oldu? Ama ben bunları söylerken bile, hatta devam ettirmeyeceğim, şöyle söyleyeceğim. Yani devamını size ifade etmeyeceğim, şöyle söyleyeceğim. Şu tablodan göstererek gideceğim. Bakınız, siz hiçbir şart ve koşulda sönmenin altına inmeyiniz. Mola, aşırı düzeltme, bedensel ceza sakın ha. Şunu bilin. Ceza ile, onu da konuşayım, öyle ifade etmeye çalışayım. Ceza ile bir davranışı durduruyor olabilirsiniz. Tehdit edersiniz bir çocuk, kızarsınız, itici uyaran sunarsınız. Ne olur biliyor musunuz? Araştırma sonucundan bahsediyorum. O anlık o çocuk o davranışı yapmaz. Ama araştırma sonuçları ne gösteriyor? Daha çok yaptığını gösteriyor. Siz çocuğa bağırırsanız o an susturabilirsiniz. Şöyle bir araştırma var. Öğretmen ayakta gezinen çocuklara otur yerine diyor. Bağırıyor kızarak. Çocuk oturuyor. Öğretmen bunun işe yaradığını zannediyor. Anlık etki çocuğun oturması. Siz kızdınız. Efendim yok vurdunuz bilmem. Anlık etki çocuğun yapmaması. Uzun dönemli etki mi ne? Daha çok yapar hale geliyor. Daha uzun süreli yapar hale geliyor. O an yapmıyor olabilir. Dolayısıyla bizim temel yöntemimiz şu. Ama hangi koşulla? Tekrar söylüyorum. Bu çocuklarımıza
gelecek haftalar bahsedeceğiz. İletişim becerileri kazandıracak yollara girmemiz gerekiyor. Aile olarak bütün bu süreçlere girmemiz gerekiyor. Annelerimizin, ben çok değerli babalarımız var burada. Bu süreçte yer alan babalarımız. Ama babalara bir laf atmak gibi yanlış anlaşılmasın ama anne belli davranışları yaparken baba zıttına davranışlar sergilerse, hayır. Bir bütünlük, bir karar vermişliğin içinde bunları yapıyor olmamız gerekiyor. Ha sen bunları böyle yapmıyorsan, çocuğun günlük rutinin içini doldurmuyorsan, çocuk belli pekiştireçleri elde edemiyorsa o zaman zaten olumsuz davranacaktır. Neden? Çünkü olumsuzlukla elde edecektir. Lütfen şu size yapay gelmesin. Bakın tekrar söylüyorum. Sabahtan akşama kadar binlerce kez pekişiyoruz biz. Çocuklar da öyle. Sakın siz pekişmeyi böyle alkış balkış bilmem ne zannetmeyin. Havanın derecesinde giydiğiniz kıyafet, bir müzik sesi, bir tını, anlatabiliyor muyum? Bütün kullandığımız kavramlar, kelimeler, yani biriyle anlaşabilmek için o ifadeleri söylüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hep belli uyaranın varlığında belli tepkileri sergilememiz, o tepkilerin de pekişmesi anlamına geliyor. Allah aşkınıza bakın, tebrik ederim. 100 kişi izliyor bu eğitimi. Çok teşekkür ederim. Tamam, biz de belli şeyler yapmaya çalışıyoruz ama siz gerçekten çok değerlisiniz. Neden? Çünkü bu çocukların eğitimindeki öneminizi fark etmiş insanlarsınız. Akşamın bu saatinde, saat 11'e geliyor. Siz bu süreçlerde yer alıyorsunuz. İnanın kazanırsınız. Kiminle kaybediyoruz? Bırakan ebeveynle kaybediyoruz. Kiminle kaybediyoruz? Anne bir tarafa, baba bir tarafa gittiği zaman kaybediyoruz. Kiminle kaybediyoruz? Koordinasyon sağlanmayan çocuklarda kaybediyoruz. Bakın ben, hocam neye üzülüyorsun? Şuna üzülüyorum. Zaman kaybetmiş. Otizmi bir hastalık zannetmiş. Çocuğun gelişimsel özelliklerini fark edememiş. Bu çocuğun özelliklerine göre sistematikleri nasıl kuracağını bilememiş. Sadece efendim diyet yaparak, bilmem ne ilaç vererek çocuğun olumlu davranacağını zannetmiş. Düzelecek diye ümit etmiş. Ve doğru davranışları sergilemeyi öğrenmemiş. Ondan sonra da bu çocuklar büyümüş, kocaman problem davranışlar sergiler hale gelmiş. Bizim savaşımız şu. Ben 30 yıldır bu sistematiğin içindeyim. 30 yıldır. On binlerce çocukla çalıştık, aileyle çalıştık biz. Tecrübemiz bize şunu söylüyor. 40 küsür yaşında öğrencilerimiz var. Onlarla yaşadığımız uzun soluklu sistematikler var. Tecrübemiz bize şunu söylüyor. Eğer sen uygun şekilde yaşı kaç olursa olsun daha bugün sizin sistematiklere başlamanız gerekiyor. Eğer bunlar düzenlenemez, bu koordinasyon kurulamaz, gelişimin yaşam boyu bir şey olduğunun farkına varılamaz, davranış yönetimi sistematize edilemezse, şimdi olağan olmayan çocuklarda, normal gelişim göstermeyen çocuklarda bunlar sorun zannediliyor değil mi? Ötekiler belli etmiyor, olağan çocuk için de aynı riskler söz konusu. Biz onları çok iyi yetiştirdiğimizi zannediyoruz. Bugün gelinen noktaya bakın. Yaşanılan problemlere bakın. Bunlar sınıfların doğru yönetilememesinden, uygun kuralların belirlenememesinden, olumsuz davranışlarla ilgilenilmesinden. Siz bana gösterebilir misiniz? Biz Mevlana Hazretlerinin davranışlarını mı gösteririz, öğretiyoruz bu çocuklara? Yunus Emre'nin öğretisini mi öğretiyoruz biz bu çocuklara? Ne öğretiyoruz? Ne izliyor acaba bu çocuklar? Neyi görüyorlar acaba? Neyi model alıyorlar? Siz bir söyleyin. İzledikleri şey ne? Gördükleri şey ne? Dolayısıyla tamam, çok zayıf yanlarımız var ama biz ne yapmaya çalışıyoruz?
bu sistematikleri sizlere bir noktada basitleştirerek sunmaya çalışıyoruz. Şu hani birileri garanti veriyor ya, ben de biraz garanti vereyim. Ben sizden şunu istiyorum. Lütfen alternatif davranışlar, efendim uyuşmayan karşıt davranışlar, belli teknikler belirleyin, pekiştireçler belirleyin. Çocuğu olumsuz bir şey yaparken değil de olumlu yaptığında görün bakalım neler elde edeceksiniz. Buna zaman tanıyın. Benim en mutlu olduğum ne biliyor musunuz? Anne yazıyor, diyor ki hocam, baba yazıyor, nadir baba, daha çok anneler. Yazıyor, diyor ki hocam ben bunları başardım. Çocuğum artık daha fazla şunları şöyle yapıyor. Bizim mücadelemiz bu. Ama bakın asıl yaşadığımız problem ne? Bunların hiçbirini yapma. Çocuğun destek çevresini düzenleme. Bu sürecin içine girme, ki olağan çocuk içinde geçerlidir bu. Ondan sonra benim çocuk çok davranış problemli. Nasıl çözeceğiz? Çözemeyeceğiz. Birileri seni aldatacak çözmekle ilgili. Ve sen aldanırsan para harcayacaksın. Harcamana ve mücadelene rağmen de maalesef sonuç, çok özür dilerim, elde edemeyeceksin. Yetersizliklerine rağmen özel eğitimin 3 tane işlevi vardır. Özel eğitimi ve özel eğitimcileri basite almayın. O insanlar adının özelle başlaması kadar özeldir. Bütün eğitimciler özeldir. 3 işlevi vardır. 1, önleyici işlevi vardır. Benim burada derdim özellikle küçük çocuklarla ilgili önleyici şeyleri ortaya koyabilmekte. 2, iyileştirici etkileri vardır. Problemleri değiştirme, iyileştirme. 3, değişmiyor. Yetersizlikler belli düzeyde, zedelenme belli düzeyde. Ödünleyici işlevi vardır. Çocuk hiçbir zaman konuşmayacaktır. Alternatif sistem öğretir, ödünletir. O çocuğu rahatlatır. Hiçbir zaman yürüyemeyecektir. İşte ona göremeyecektir. Bağımsız bir şekilde hareket becerileri öğretir. Ödünler. Önleme, iyileştirme, ödünleme. Siz de ben neleri önleyebilirsiniz biliyor musunuz? Şu anda bir problemi olmuyor olabilir. Niteliksiz bilmem neler olduğunda onlar problem düzeyinde olmayabilir. Ama bunları önleyeceksiniz. Hocam ne oldu, ben yıllarca bilmem ne yaptım da işte bilmem ne olmadı. Öyle değil. Öyle değil. Sen yapacaksın ki bu çocuk başka problem seviyesine ne olmasın, gelmesin. Ama şunu da söyleyeyim. Ben genel konuşmak zorundayım burada. Müsaadenizle, biliyorum. Sakın şöyle de hissetmeyin. Ya soru istedi, sorulara cevap vermedi. Ben yapacağım. O sorular elimizin altında. Şöyle size göstereyim. Yanlış anlaşılmasın. Biz bunların hepsini sistematize ettik. Sorularınızın hepsini okuduk, sistematize ettik. Bakın eğitimcilerin soruları. Bunları zaten pas geçeceğiz demiştik. Bunlar da sizin sorularınız. Tek tek problem davranışla ilgili olanlar, dil gelişimiyle, beslenme ve diyetle, odaklanma ve dikkat dağınıklığıyla ilgili olanlar, neyse diye böyle sistematize edildi. Biz bunların da üzerinden geçtik ve biz bunları, bazılarına cevap bulabildiniz şimdi, çoğunluğuna bulamadınız, ama davranışsal sistematiklere devam ederek bir tane soru cevap yaparız, hiç merak etmeyin, başka sorular da alırız. Bunlara cevap veririz. Ama ben sorulara hızlı göz gezdirmeyle en akut ve kritik olarak cevap vereceğim şey şu. Bu süreçlerin hepsi ve sağaltım denilen sistematiklerin tamamı bilinçli aileyi gerektiriyor. Biz bu aile eğitimlerini de bu nedenle yapıyoruz. Aksi takdirde A ile B ile C ile hayır bir araya gelerek. Büyük yaşta çocuklar var. Bu küçük yaştaki çocuklar için de geçerli. Tekrar söylüyorum. Daha önceki konularda anlattığımız gibi. Destek çevresini düzenlemeniz lazım. Büyük yaştaki çocuklar, hayatın içine katmanız lazım. O çocukların mesleki beceriler, iş becerileri kazandırmanız lazım. Ben çocuğuma hangi yaşta olursa olsun ne sorumluluk verebilirim? Ne yaptırabilirim bu çocuğa? Sen o çocuğu her şeyini karşılayarak bir noktaya getiremez. Bunları öğretmek
durumundasın. Bu özel çocuk için değil, yetersizlikten etkilenmiş çocuk için de kesinlikle geçerli olan bir durum. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Ayrımlık pekiştirme sistematiklerine yer vereceğiz. Ceza ve etkisi, bunu söyleyeyim, konuşayım. Kesinlikle cezanın korkunç, olumsuz etkileri vardır. İlk başta işe yarıyor gibi görünür. İlla cezayı hep bu zannetmeyin ha. Yani olumsuz davranışla ilgilendiğiniz an siz ve olumsuzlukla, itici uyaranla bir şeyi değiştirmeye kalktığınız an ceza sürecine yer verirsiniz. En büyük kullanacağınız ceza ne olsun biliyor musunuz? Görmemek olsun o kadar. Onunla ilgilenmemek olsun. Bir davranışla ilgilenmemek cezadır. Müsaadenizle şimdi biraz hareketlendireyim. Bugün sizi çok durağan gördüm ben. Hani değerli annelerimizin bir davranışı vardır kadınların. Küsüp kızdıkları zaman bir davranış sergiliyorlar. Belli bir kalıbın içine giriyorlar böyle. İşte eşi diyor ki hayatım şekerim hiç duymuyor. Sağır oluyorlar. Mesela bakmıyor hanımefendi, hiç görmüyor. O tarafa duruyor, görmüyor, bakmıyor. Bakmıyor, duymuyor, etkilenmiyor, jest mimik sergilemiyor. İşte biz bu şekilde görmezden gelebilmeliyiz. Ama şöyle diyor, ha falan değil ama o başka. Onun daha ileri versiyonunu söylüyorum ben. Hani sesleniyorsunuz işte, isim de şimdi bir tane söylemek istemedim hani. Hayatım diyorsunuz. Dur hiç. Bizim görmezden gelme uygulamaları yapmamız lazım. Pekiştirme uygulamaları yapmamız lazım. Pekiştirme ve sistematiğini de konuştuk. Planlayarak, yazılı çizili, ama tekrar tekrar vurguluyorum. Bir meşguliyetin içindeyken hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınızı düşünsenize. Hani pekiştireçleri böyle dıştan eklenen kocaman etkiler veya yapay bir şeyler olarak görmeyin. Her saniye bir sürü pekiştirme etkisinin içerisindeyiz. Işığın yanık olması. Ben bilgisayarın önünde bir şeyleri ne yaptım efendim? Yükselttim. Belli bir yaştan sonra sizin karşınıza ben bir kere sıfır yaka bir şeyle, tişörtle çıkmadım. Hep bunları giyindim. Anlatabiliyor muyum? Bu eğitimden önce tıraş oldum. Yani ne yapayım ben? Dilediğim gibi hareket edeyim. Ağzıma gelen kelimeyi kullanayım. Bakın konuşurken bile bizi pekiştiren sistematikler var. Anlatabiliyor muyum? Olumsuz bir örnek verirken pekiştiren sistematikler var. Dolayısıyla bunlar yapay şeyler değil. Hepsi doğal olanları var. Elbette yapay olanları da var. Lütfen çocuklarınızın gereksinimlerine odaklanın. Lütfen çocuklarınızın davranışlarına odaklanın. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. Sonrası, biz o filmleri gördük, görüyoruz, maalesef yaşıyoruz. Ve bu çocuklarımız arasında çok ağır olanları var. Biz onları yakalayamadığımız zaman, farklı bir tablonun içerisinde kaldıkları zaman bambaşka şeyler oluyor. Bugün çok güzel bir şey yaşadım biliyor musunuz? Ben de şimdi sizin karşınızda o duygu boyutuna gelmek istemem. Ama beni bir dede aradı. O dedenin torunu okula başladı. Bilmem kaç yıl önce. Biz şunu da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Otizmi kaldırdık bilmem. Hayır, kesinlikle doğru değil. Yani otizm kalkan bir şey değil. Derecesi değişen bir şey. Tamam mı? Yani gelişimsel sistematiği düzenlenen bir şey. Dede bana dedi ki, tabii şimdi biz, bana ilk geldikleri zamanı hatırlıyorum böyle. Karşımda dizildi bütün aile. Çocuğa otizmli denmiş. Biz de dedik ki beraber bilmem ne yapacağız. 3 yıl diyeyim sebat ettiler. Çok ciddi çalıştılar. Çok ciddi. Destek çevresi inanılmaz koordine oldu. Harika bir destek çevresi oluştu. Ve bu çocuk pandemi koşullarına rağmen, hani okula belli günler gidiyorlar bir okulda. Bugün, dün ve bugün galiba, ya da bir gün arayla sonra, bugün
okula gitti ve dede aradı, diyor ki sen diyor yaptın diyor, bu çocuk ağlıyor. Dedim ki yapma dede, ben yapmadım. Hep beraber yaptık. Başka güçlüklerimiz de olacak. Hiç olağan gelişim gösteren çocuk denilen çocukların gittiği okula gidemeyen çocuklarımız da olacak. Ayrı ortamlara giden çocuklarımız da olacak. Hiç konuşamayan çocuklarımız da olacak. Bizim yapmamız gereken şey şu. Gereksinimlerin farkına var mı? Düzenlemeleri nitelikli şekilde yapmaya çalışma. Dolayısıyla biz doğru yönetmeye kalkacağız. Size bunların örneklerini vermeye çalıştık. Eğitimcilerden talep edin, onlardan isteyin. Onların çoğu benim genç kardeşlerim. Burada da bir sürü var. Tamam mı? Asiste eden arkadaşlar, ben onlar adına da bir şeyler söyleyeyim. Harika, pırıl pırıl, gencecik, savaşçı, mücadele eden bir sürü arkadaşım, genç kardeşim var benim. Bu kişiler şimdiden bir sürü sistematik öğreniyorlar. Dolayısıyla birçok şey yapabilirler. Onlar da yapacaklar. Güçlükleri yenip bambaşka bir noktaya getirmekle ilgili ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Dilerim anlamlı geçmiştir sizin için. Ama şundan öykünmeyin ne olur. Bize geri bildirin, yazın. Yazın. Biz çünkü bunları kullanıyoruz, okuyoruz, düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün sizden şunu istiyoruz. Bu eğitimden ne öğrendiniz? Bunu uygulamaya ilişkin bir takım ipuçları aldınız mı? Hocam ben yararlanmadım. Sorular için affınızı rica ediyoruz. Saat 11. Ben devam ederim ben. Hani ama şimdi bakıyorum mesela 108'lik 99 şu an 93 olduk. Adam kaybediyoruz. Pıtır pıtır gidiyor birileri. Yani buna da neden olan benim. Pekiştirici bir şeyler koysam sonra da şöyle ders notları gelecek. Böyle açıklamalar yapacağız. Birazdan diye bir şeyler yapmadığım için sayı düşüyor. Bitiriyor herhalde deyip çıkıyorlar. Sorulara da zaten cevap vermedi. Anlatabiliyor muyum? Ama bu değil. Yukarıdan bakın fotoğrafa, biz nasıl plan yapacağız? Bütün alanlara ilişkin ne şekilde hareket edeceğiz boyutunda? Lütfen geri bildirim yazın. Grupları da açacağım. O gruplarda yazın. Sorular için ayrı bir şey yapacağız. Biraz daha bize zaman verin. Onlara farklı şekilde de belki bir içerik oluşturup başka bir gün ekleyerek yapacağız. Planı çok bozmak istemem. Yine alacağız bu soruları. Yine cevaplamaya çalışacağız. Birçoğunu da cevapladık diye düşünüyorum. Yine sormanız gereken şeyler varsa bunları da sorunuz. Ve lütfen gruplarda bizim isteğimizin dışında şeyler sormak istediğinizde bireyselden yazınız onu. Grubun içinde yazmayın. Çünkü bizim 3 tane grubumuz var. Biri kişisel telefonumda, biri diğer bu 530'lu telefonda, 2 grup. 254 tane WhatsApp, öyle bir rakam var. 254'ten sonra ikinci grubu açtık biz. Orada da 20-30 kişi var galiba. Çoğalıyor. Yani biz aslında bakarsanız burada 100 kişi eğitim yapıyoruz ama bu eğitim sistematiğine kayıtlı olan 400 tane neredeyse ebeveyn var. Bu sayılar da gitgide artacak inşallah. Geri bildirim istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Zor örnekler varsa zor örnekleri de yazmanızı rica ediyoruz. İzleyen haftalarda iletişim konuşacağız. Efendim duyusal özellikler konuşacağız. Devam edecek bizim bu eğitimlerimiz. Büyük ihtimalle yine salı günleri bu saatlerde, değişiklik olursa da Instagram'dan, sosyal medyadan haberiniz olacak. Peksi de 3 hafta sonra falan sanırım konuşmuş olacağız. Oralardan duyacaksınız, öğreneceksiniz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Geri bildirimlerinizi okuyoruz. Bura 23.15'e kadar açık olacak. Gruplardaki yorum yapmayı da açıyorum. Buraya da yazın, oraya da yazın. Sistematize edelim. Bize geri bildirim verin. Ne öğrendiğinizi ifade edin. Ne öğrenemediğinizi söyleyin. 5 dakikanızı ayırın. Biz 2 saat ayırdık. Siz de 5 dakika ayırın. Bize bu geri bildirimleri verin. Görüşmek üzere.